Hayata tutunmak için yapacağımız bağışlara ihtiyacımız var. Organ bağışlayın, hayat kurtarın. Organ bağışı candan cana yapılan en büyük sadakadır. Yaşamak istiyorum. Bağıştan Filiz denen bir candır. Bir can istiyor. Bırakacağınız en güzel miras yapacağınız organ bağışı. Organlarını bağışla, hediye bırak hayatta. Biz diyaliz çalışanları olarak organlarımızı bağışlıyoruz. Siz de bağışlayın. Organ bağışı birçok kişiye yaşama şansı verebilir. Organ bağışı candan cana yapılan en büyük sadakadır. organ bağışı candan cana yapılacak en büyük sadakadır. Gündem özel e hoş geldiniz. Konumuz organ bağışı ve nakli. Konuğumuz ise Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Nakil Koordinatörü Hemşire Mevlüde Öztürk Hanım Efendi. Sayın Öztürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten toplum olarak belki de en çok bilinçlenmemiz gereken konulardan bir tanesi bugün. Sizinle birlikte Gündem Özel programında ele alacağız. E kısacık biraz organ doku ve nakil koordinatörü ne iş yapar? Bununla başlayalım. Daha sonra organ bağışı nedir? Nakil nedir? Devam edelim. E organ bağışı, doku nakil koordinatörü yoğun bakım yatağı olan her hastanede bulunması zorunlu bir görev. daha çok yoğun bakımda yatan hastaları takip ediyoruz. Solunum cihazına bağlı hastaları, beyin ölümü gerçekleşecek Hastaları tespit edip bu hastaların takiplerini, düzenli takipleri sonucunda beyin ölümü gerçekleştiğinde bir kurul kuruyoruz. E, beyin ölümü tespit komisyonu bu. Hı. Beyin cerrahları, anestezi uzmanı, nöroloji uzmanı, e, hastane başhekimi ve bizlerin koordinasyonunda bir e, komisyon kuruluyor ve beyin ölümü tespiti yapılıyor. Akabinde beyin ölümü tespit edildikten sonra bir tutanak tanzim ediliyor. Bu tutanakla beraber e, aile görüşmesi yapılıyor. Aileye beyin ölümü bildirimi e, beyin ölümü gerçekleşen vakayı hekim tarafından, e, tespit eden hekim tarafından Hı. değil de beyin ölümü vakasını takip eden hekimi tarafından aileye beyin ölümü olgusu bildiriliyor. Daha sonrasında bizler devreye giriyoruz. Bundan sonrasında ne yapılacağını aileyle birlikte karar veriyoruz. Üç seçeneğimiz var bu durumda. E, organ bağışçısı olabilirler. E, tedavisi bu şekilde devam etsin, yaşam destek ünitesinde devam etsin isteyebilirler. Bir de e, cenazelerini teslim almak isteyebilirler. Bu üç seçeneği değerlendirip aileyle birlikte karar verip nakil organizasyonları eğer bağışçı olurlarsa e, çıkarım ameliyatı, organların dağıtımı, organların nereye gideceğinin tespitinden tutun da hangi ekip gelip alacak, e, hangi yolla alınacak, e, Aksaray'a nasıl ulaşım sağlanacak bunların hepsinin koordinasyonunu sağlayan e, bir birimiz biz. Evet gerçekten birim olarak çok hassas bir noktada bir görev üstleniyorsunuz. Çok zor da bir işiniz var. Aslında sağlık en büyük zenginlik hı hı. ve beyin ölümü gerçekleşen bir vaka ya da bir hastanın ailesine böyle bir taleple gidebilmek de çok ayrı bir oluşum sanırım. Peki öncelikle şöyle diyelim organ bağışı nedir? Organ bağışının ee, çeşitlerini ele almak istiyorum. Sonra tabii ki konumuzu açacağız. Şimdi organ madde ile organ bağışı hep toplum içinde karıştırılıyor. Hı hı. Organ madde benim size az evvel anlattığım süreci kapsıyor. Yani hı hı. kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra e, organ çıkarımının yapılıp başka bir... E, işte hasar görmüş e, görmesinden dolayı vücudunda kullanılamayacak derecede e, bir organı olan kişiye yeni sağlıklı organın nakledilmesi işlemi hmm. organ nakli. Organ bağışı ise kişilerin hayattayken kendi özgür iradeleriyle başlarına beyin ölümü gibi bir olgu geldiğinde böyle bir olay geldiğinde organlarının başkaları tarafından ihtiyacı olan insanlar tarafından kullanılmasına izin vermesi işlemi. Hmm. Organ bağışı bu. Organ nakli de size az evvel anlattığım süreç. Peki şöyle diyebilir miyiz yani iki çeşit olarak ele alırsak yaşarken yapılabilen bağış bir hı hı. de ölümden sonra bağış. Ee, şimdi organ naklinin iki şekli var. Evet. Ee, bir canlıdan nakil, iki eee kadavradan nakil. Yani dediğim gibi beyin ölümü gerçekleşen hı hı. vakadan yaptığımız nakil işlemleri. Canlıdan nakli ben e, çok fazla ülkemizde tercih edilmesini istemediğimiz bir nakil türü. Hı hı. Hani kadavradan nakil e, daha avantajlı eee Bizler açısından da öyle, alıcı açısından da öyle. Burada vericinin sonrasında bu organı kullanım imkanı yok biliyorsunuz hı hı. beyin ölümü. E, tıbben ve hukuken ölüm halidir. Evet. E, sonrası yani bizim bu tespitimizden sonra bahsettiğimiz vaka ölü kabul ediliyor. Hı hı. E, o yüzden bu bizim açımızdan daha avantajlı. Canlıdan nakiller de şöyle. E, canlıdan nakilde e, bizim yasalarımıza göre 3 çeşit canlıdan nakil yapılabilir. Akrabadan... E, bekleme listesindeki hastaların yakınlarının birbirlerine bağış vasıtasıyla Hı. biz çapraz nakil diyoruz buna. Bir de hiç akla, akrabalık bağı olmayan insanlardan bunda da nakil yapılacak merkezde sağlık müdürlüklerinde bir etik komisyon kuruluyor. Bu etik komisyon iki tarafın birbirlerinden karşılıklı bir maddi alışverişi olmadığını Hı. kanıtlanıyor bu etik komisyona. Onun sonrasında da Nakil işlemini etik komisyonu izin verdikten sonra ameliyat gerçekleşiyor. Canlıdan nakillerde şöyle bir şey var. E, böbrek ve karaciğer dışında e, e, şey olarak organ olarak nakile izin yok. E, dokuda da sadece e, kök hücre nakli var canlıdan evet, nakilde. E, Sağlık Bakanlığı organ naklinde aslında uzun süredir bir kampanya başlattı ve bu kampanya dahilinde aslında e, kadavradan nakli yaygınlaştırmaya ve bilinçlendirmeye çalışıyor toplumu şimdi şöyle birazcık organ naklinin Hani yasal dayanağını ve tarihçesini Türkiye'deki buna değinebilir miyiz ne zaman yasalaştı kaç yılından bu yana izin verildi Birazcık e, Türkiye'de durumu nedir bahsedebilir miyiz? Ee, organ nakli çok e, literatür olarak çok e, eski bir tarihe sahip değil zaten. 1960'lı yıllarda bizim ülkemizde denenen birkaç nakil var. Bu da Sağlık Bakanlığı'ndan özel izinlerle yapılmış nakiller. Hı. Sadece denemeyle kaldı. Çok başarılı nakiller değildi tabii. 1979 yılında bu yasalaştı. E, bir e, genel cerrahın öncülüğünde yasalaştı. 1979 yılında 2238 sayılı yasayla e, organ dokunma, kil, taşıma e, nakletme işlemleri bir yasaya tabi oldu. Bu yasaya göre de e, 1979'dan beri e, yasalarımızda bu işlem yapılmakta. Hı hı. Burada e, hayati tehdit eden organlar işte akciğer, kalp, karaciğer, pankreas, e, bunun gibi böbrekler. Hı. E, organların nakline izin veriliyor. Kabinde dokularımız var biliyorsunuz. İşte kornea, gök hücre, kemik vesaire. Bunların e, yasa dışında kalan nakiller oluyor zaman zaman. Ekstremite nakilleri mesela son dönemde gündemde olan yüz nakilleri. Bunlar da bu kapsamda yasada yer almasa bile Sağlık Bakanlığı'nın özel izinleriyle, nakil izinleriyle e, işlemlere onay veriliyor. Zaten bakanlığın bununla ilgili 2000'li yılların başında kurmuş olduğu bir koordinasyon sistemi var. Ulusal koordinasyon sistemi. Ee, bizler de bu sisteme bağlı çalışıyoruz. Türkiye'yi 9 bölgeye ayırmış bu sistem. Ee, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bizler Ankara bölgesine bağlıyız. Hizmet verdiğimiz bölge Ankara bölgesi. Ee, burada Ankara bölgesinde nakil bekleyen hastaların, ee, bölge Koordinasyon Merkezinde bir bekleme listeleri var. Hı hı. Bu bekleme listelerine göre e, kalp, akciğer, karaciğer bizim beyin ölümü tespitimizden sonra dağıtımlar bu listelere göre yapılıyor. Nakil merkezleri e, bu listelere günlük olarak ya da haftalık, aile hastalarının genel durumlarına bağlı olarak verileri giriyorlar ve burada bu sistemde e, nakil öncelikleri belirleniyor zaten bu sistemi uygulayarak da biz organ dağılımı yapıyoruz Hani insanlar biz bağışladığımız zaman organlar nerelere gidiyor ihtiyacı olana gitmiyor mu daha öncelik zengin fakir böyle bir ayrım söz konusu değil bu sistemde kimin durumu daha acilse bu sistem üzerinden tespit ediliyor ve o sıralamaya göre dağılım yapılıyor şimdi Sayın Öztürk programa girişimiz girişimizde de aslında bir kamu spotuyla merhaba dedik Aynen. ve Aksaray'daki nakil bekleyen hastaların hı hı. E, işte se seyircilerimize izleyicilerimize seslenişi vardı. Dediğiniz gibi fakir e, zengin e, ayrımı gözetmek sizin e, bu işlem yürütülüyor ve Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Peki e, kimler organ verebilir? Yaş sınırı nedir? Bu konuyla ilgili biraz bilgi e, alalım sizden. 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde herkes organ Bağışçısı olabilir. Hı hı. Organ Nakil işlemine gelince beyin ölümü tespiti yaptığımızda yaş sınırımız yok. Hani organ alabilmek için. 16, 15, 11, 8 hatta bizim daha önce çalıştığımız vakalarımızda bu yaş sınırları vardı. Ve bizim ülkemizde de 80 yaşının üzerinde bir kadavradan karaciğer nakli gerçekleştirildi. E ee, yanlış hatırlamıyorsam 87 yaşında bir vaka. 85 ya da 87 idi. Çok net hatırlayamayacağım. Hani ihtiyaca binayen e, bir mantar intoksika yani mantar zehirlenmesini e, verilen bir karaciğer o da çok acil ihtiyaç vardı. O yüzden o karaciğer kullanıldı ve başarıyla da e, nakil işlemi gerçekleştirildi. Hastanın devamı da iyileşmeyle sonuçlandı. Peki e, rakamsal olarak ele alırsak öncelikle e, Türkiye'de genel bir duruma bakmak istiyorum. Daha sonra Aksaray'da organ nakli bekleyen hasta sayısı ve Aksaray'da organ bağışında Türkiye'de ya da dünyada nasıl bir yere sahibiz? <laughs> yere sahibiz. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi bizim ülkemizde 21 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hastamız var. Diyaliz Size giren hasta sayımız da biliyorsunuz böbrek yetmezliğinde alternatif Hı -hı. bir tedavi olarak diyalizi kullanıyoruz biz. Daha sonrasında içinden çıkılamayacak bir durum olduğunda böbrek nakli. Her diyaliz hastası böbrek nakli için uygun mu diye sorarsanız bu hastanın genel durumuna bağlı olarak değişiyor. Bazen geri dönüşümü olan Hı -hı. böbrek yetmezlikleri olabilir. Hani iyi bir tedaviyle belki Hı -hı. ilerleyen vakalarda bu çok mümkün olmuyor ama e, 60 bine yakın bizim ülkemizde diyaliz hastası var. Ve bunun 21 bini böbrek nakli bekliyor. Ee, karaciğer nakli bekleyen 5500 civarında. Kalp 400'e yakın bir rakamımız var kalpte. pankreas'ta ona keza öyle. Akciğerlerde de 200 Hı -hı. civarında bir rakam var. Ee, hani kalp ve akciğerdeki rakamın azlığı sizleri yanıltmasın. Hani bu yetmezlikler daha az diye değil. Ee, kalp ve akciğerde e, herhangi alternatif bir tedavi e, seçeneğimiz olmadığı için bizim bu hastaların e, ölümle sonuçlanması bu hastalığın ölümle sonuçlanması çok kısa sürede gerçekleşiyor. Hı. Bir kalp yetmezliğinden sonra belki birkaç yıllık ya da birkaç aylık bir süre verilebiliyor Hı. vakaya. E, o yüzden bekleme listesi çok fazla olmuyor bunlarda. Hı. Hani biz nakili yapıp tedavi ettiğimiz için değil de vakaları çok kısa sürede kaybettiğimiz için bu listede sayılarımız az. Böbrek naklinde de dediğim gibi diyaliz imkanımızdan dolayı e, yaşam süresi biraz uzayabiliyor. Diyalizde Hı hı. Ee, şu anda bir avantajmış gibi bahsetmiş olabilirim diyalizi. Tabii ki hayatı kaybetmektense diyalize girmesi bir avantaj. Haftanın üç günü diyalize giriyor bu hastalar. Belki e, hani iki, belki dört genel durumuna bağlı olarak. Ve diyaliz bir hastanın bir gününü alıyor. Bu hastanın sosyal yaşamdan e, ayrılması demek kendini toparlayabilmesi için ertesi bir güne daha ihtiyacı oluyor. Ben hep şey söylüyorum anlatırken, haftada 3 günde yelize giren bir hastanın haftalık yaşayabildiği gün sayısı sadece 4'tür. Bizler haftayı 7 gün olarak yaşıyoruz ve bize 7 gün bazen yetmiyor. Evet. Ee, ama bir diyaliz hastası için bu sadece dört gün. O hastadan iş yaşantısında bir verim alamazsın, sosyal yaşantısında bir verim alamazsın. Yakınları o hastayla ilgilenmek için kendi işlerinden ayrı kalmak zorunda kalıyorlar. Getirmesi, taşıması. Gerçi devletimizin bu konuda imkanları çok geniş. Evet. Ee, bizim hastanemizde de mevcut diyaliz, taşım, yani diyaliz hastaları için ayrı bir taşıma sistemimiz var. Hastalar servislerle evlerinden alınıp hastaneye getiriyorlar. Sonrasında yine öyle biz de gerekli durumlarda evet. bu konunun takiplerini yapıyoruz yapıyoruz, onlara yardımcı oluyoruz ama özeller de aynı şekilde, özel diyaliz merkezlerinde de aynı şekilde bunun bir yönetmeliği var ve bunlar yapılmak zorunda. Ama yine de dializ hastası için yaşam gerçekten çok zor. Peki şöyle bir şey, organ nakli kesin çözüm müdür hastalar ee, için? Hani sağlık açısından? Tabii ki. Böyle bir soru sormak istiyorum. Organ nakli kesin çözümdür tedavi için. Hı. Çünkü başka bir seçeneğimiz kalmıyor birçok hastalıkta, böbrek yetmezliğinde, kalp yetmezliğinde vücudunuzda zarar görmüş bir organ var ve onun yenisiyle değiştirilmesi kesinlikle bunlar için bir tedavi. Peki Aksaray'da organ nakli bekleyen hasta sayısını verebilir misiniz? Ee, bir... Bizim takibimizde olan daha çok hani e, biz nakil merkezi olmadığımız için hı hı. E, ama diyaliz merkezimiz var. Diyaliz merkezimizdeki hastalarımızı takip ediyoruz. Bu da 30 civarında bir hasta ediyor. Özellerdekilerin takiplerini çok biz yapmadığımız için çok hakim değilim özellerdeki konuya. Ama e, daha çok bunların takipleri nakil merkezlerinde yapıyor. Bizler biliyorsunuz üniversite hastanesi olduk, hı hı. eğitim araştırma hastanesi olduk. Hı hı. E, bir... Ee, belki bir 10 yıllık süreçte burada da bir nakil merkezi kurabiliriz inşallah umudumuz o yönde. Buradan e, bu tür sıkıntılar, bu tür rahatsızlıklar yaşayan hastalarımızın başka illere e, gitmesini engellemek adına, onlara bu hizmeti de vermek adına inşallah en kısa zamanda bu tür çalışmalarımız da olur. Peki gerçekten Sağlık Bakanlığı bünyesinde birçok farkındalık çalışması yapıyorsunuz. Hı hı. Aksaray'da da bunu titizlikle yürütüyorsunuz koordinatörlük olarak. Peki e, organ bağışı nereye yapılır? Yani izleyicilerimizi e, ee, basit bir yoldan yönlendirmek gerekirse? Tabii. E, Şimdi e, işin bağış sistemini aslında sağlık müdürlüğümüz yürütmekte. Hı. Bu konuda e, İl sağlık müdürümüz Sayın e, Cengizhan Kılıçarslan'a, Doktor Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hı. Desteklerinden dolayı e, gerek yaptığımız kampanyalarda gerekse bu programa katılışımızdaki emeği yatsınamaz belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonlarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı. Hı hı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürüyor. Bizler daha çok onlara eğitim, hani bu organ naklinin ve bağışının öneminin anlatılması konusunda desteklerde bulunuyoruz. Hı hı. Standlarımız oluyor. en son standımızı belediyemizin kitap festivali vardı. Orada kurmuştuk. eğitimlerimiz var. gerek sağlık çalışanlarına gelirse sivil halkımıza yönelik bu konuyla ilgili. Bağışlarımızı da e, şimdi eskiden bunun bir sistemi yoktu. Yani hmm. bir bilgisayar sistemi yoktu bununla ilgili. Ve bağışlar işte ehliyet alırken soruluyordu. Hastanelerde bir form doldurma yoluyla yapılıyordu işte vakıflarda vesaire falan. Ama e, son iki yıldır 2016 yılında bir sistem kuruldu bununla ilgili. TİDİS sistemi. Bu e-devletle entegre çalışan bir sistem. Sizler organ bağışı yaptığınızda gelip bizlere başvurduğunuzda hastaneye ve sağlık müdürlüğüne başvurulduğunda bu sisteme girişlerini yapıyoruz. Biz bağışçılarımızın onaylanım, gerekli onaylama işlemlerinden sonra da sizin e-devletinize bağışçı kısmınız evet olarak düşüyor. Organ bağışçısı hmm. olarak düşüyor. Orayla entegre çalışan bir sistem. İki yıldır bu sistemdeyiz. Aksaray'da da bu sistemde nasıl durumdayız derseniz. Evet. Vallahi bu konuda Aksaray halkının aslında biraz daha e, farkındalığının artması belki bizden kaynaklanan bir şey yani yeteri kadar eğitim veremiyor muyuz diye ama bu konuda ihtiyacı olmayan yani bir yakınında kendisinde e, bu tür sıkıntıları olmayan hiç kimsenin de aklına gelip de ben organlarımı bağışlıyorum demiyor Aksaray'da maalesef bizlerde son bir yıl içinde eğitimlerimizi bununla ilgili arttırdık geçtiğimiz yılda Türkiye'deki sıralamamızı söylemeyim gerçekten çok e, bizler açısından e, çok Acı verici bir sıralamadayız. Aslında e, toplum olarak e, biraz daha hani ön yargılı baktığımız bir konu sanırım. Dediğiniz gibi bilinçlenmek gerekiyor, bilinçlendirilmesi gerekiyor belki e, vatandaşlarımızın. Kesinlikle. Bir de e, dinsel yönden bir bakış açısı var. Hatta şöyle e, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 6 Mart 1980 tarih ve 196 sayılı kararına göre organ bağışı İslam dinine göre caizdir diye bir de yasa var. Ee, şimdi e, Aksaray'da organ bağışının e, çok düşük seviyede hatta herhalde rakamsal olarak ele aldığımızda yüzdeye bile vuramayacağımız derecede olduğunu belirtiyorsunuz. Hı hı. Bunu da e, hemen e, bu yasayı da ben hatırlatmak istedim. E, peki şimdi e, organ bağışı dedik e, hı hı. aslında bilinçli olmadığımızı öğrendik ve e, mutlaka bir önyargıyla baktığımızı gördük ama Organ bağışı yaptıktan sonra e, organını organlarını bağışlayan bir kişi bundan vazgeçebiliyor mu? Evet, yani e... böyle bir şey var mı? Bir de buradan da kısaca bir bilgi alalım. <laughs> e, sistemimizde e, bu sisteme giriş yaptıktan sonra Hı -hı. kişiler vazgeçtikleri takdirde bizlere tekrar başvurup sistemden çıkışlarını da yapabilirler. Evet. Yani e, organlarını bağışladıktan sonra vazgeçme hakkımı kullanabiliyorum. Böyle Tabii bir hakkım ki. var. Şimdi kişi, bizim yasalarımızda şöyle bir şey var. Kişi organlarını sağlığında bağışlamış olsa bile beyin ölümü olayı gerçekleştiğinde biz e, yine birinci derece iki yakınına soruyoruz bunu. Bağışlamak ister misiniz? Onların onaylarını da alıyoruz. Hı -hı. Sadece organlarını bağışlamakla yetmiyor. Mutlaka yakınlarına da ben organlarımı bağışladım bilgisini vermek gerekiyor. Evet. E, ki onlar da bu hassasiyeti böyle bir olay gerçekleştiğinde Peki, gösterebilsinler. E, hani Allah göstermesin. Evet. Organlarımızı bağışladık ve birinci dereceden yakınlarımız bu bağıştan habersiz ve beyin ölümümüz gerçekleşti. Artık bir ölüyüz. Hı hı. Peki hasta yakınlarına nasıl bir yaklaşımda bulunuyorsunuz? Biz sistem üzerinden, o sistem üzerinden kontrol edip kişinin bağışçı olup olmadığını öğrendikten sonra hani bakın sağlığında böyle bir şey istemiş kendisi bizlere başvurmuş ve bir bağışçı artık. Sizin bu konuda onayınız nedir diye soruyoruz. Aslında o süreci yönetmek çok da kolay bir şey değil. Çok Yalnız zor. insanların başına böyle bir şey geldiğinde bizlerin onlara beyin ölümü olgusunu nasıl anlatabildiğimizle alakalı. Bizde asıl sıkıntı gerçekten beyin ölümünün ölümle eş bir olgu olduğunu insanlara anlatamıyoruz tabii Şimdi ki. İnsanların hani sevdiklerini kaybettiği bir anda hani onu algılayabilmesi Aynen. nasıl çok zordur yani. Şöyle bir şey var. Zaten toplumda koma ile beyin ölümü karıştırılıyor. Hani diyor ya toplumda hı hı. işte 10 yıl, 20 yıl e, yatağa bağlı komadaydı, uyandı vesaire. Bu tür şeyler e, dinliyoruz e, insanlardan ve gerçekte de var olan şeyler. Ama komayla ile beyin ölümü aynı şey değil. Hı hı. E, komada beyinde hala bir yerlerde hayat var demektir. Bir yerlerde hala beyinde kan akımı var, beyin bir şekilde besleniyor. Ama bizim beyin ölümü dediğimiz olgu da beyin e, tamamen hasarı söz konusu. Geri dönüşümsüz beyin hasarı. Total olarak bütününün kaybedilmesi demek. Yani ve uyanış bu, şansı yok. geri Bu dönüş ölüm. Şansı. Anladım. Ee, bu olay gerçekleştikten sonra Hı -hı. biz ne kadar e, tedavi edersek edelim vücutta bir fırtına, otonomik fırtına başlıyor. Ve e, artık vücudu organları yöneten bir merkez yok. E, önce böbrekler, arkasından karaciğer, arkasından da kardiyak e, kalp kaybediliyor. E, ve e, vücutta tamamen çöküş. Aslında... E, Sadece solunum cihazına bağlı olduğu için bir süre organlar oksijenlenmeye devam ediyor. Peki şöyle beyin ölümü gerçekleşen bir vakada işte bağışçı ya da değil hı hı. yakınlarına gittiğiniz zaman işte hani organlarının bağışlanmasını istediğiniz zaman ne kadar bir süreçte ailenin karar vermesi gerekiyor yani hani. Teslim almak mı, işte organ nakli için onay vermek mi, yoksa işte yaş, e, hani solunum cihazında işte e, bekleme süresi ne kadar? Yani bunun bir zamanı var mı, özellikle ee, hani e, nakil e, yapacak şey... doktorlar açısından? Ya şöyle söyleyeyim. eğer e, Bizim için zaten organların belli bir kullanım süresi var. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra dediğim gibi 36-72 saat sonra hı hı. vücutta bir otonomik fırtına başlıyor. Organlar e, yavaş yavaş kaybedilmeye başlanıyor. Bizim için süre öyle sağlık olarak. Evet. Hani organları kullanabilmemiz için 3 günlük bir süremiz var bu Not olaydan sonra. Mutlaka 3 gün içerisinde yakınların karar vermesi gerekiyor. Onu istiyoruz onlardan hı hı. ama buna bir süre koyamıyoruz. Hani şu kadar Tabii. saatte bize haber vermelisiniz diyemiyoruz. E, çünkü bizim yaptığımız destek tedavi, koruyucu tedaviye göre bu süreyi biraz uzatabiliyoruz. Hı hı. E, bazen bir beyin ölümü vaka aslında hani beyin ölümü tespitinden sonra 10 günlük sürede de kaybediliş söz konusu oluyor. Bizim verdiğimiz destek tedaviye paralel olarak. Ama ne kadar destek tedavi verirsek verelim, ne kadar desteklersek destekleyelim oradaki e, olayı sonuç hiç değişmiyor. ...yani mutlaka bir kaybediliş söz konusu, hı hı. başından bir kaybedilmişlik var. Ee, o süreyi uzatmak ya da kısaltmak e, bizlerin elinde olan bir şey de değil aslında. Tamamen vücudun kendi durumunun verdiği e, reaksiyona bağlı gelişiyor bu sürede. Hı hı. Bunu anlatıyoruz insanlar. hani beyin ölümünün ne olduğunu anlatıyoruz öncelik hı hı. olarak. Arkasından bunun geri dönüşünün olmadığını... E, bu zamana kadar çalıştığımız vakalarda da bildirdiğimiz vakalarda da biz yaklaşık 7 tane donor organizasyonu yaptık. Hani bizim için kadavradan nakil dediğimiz şey donor verici aslında bizim için donördür orada. Donör organizasyonu yaptığımız vakalarda da ailelerin geri dönüşleri inanılmaz güzeldi ve duygusal da aslında. Yani birkaç vakayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Buyurun lütfen. 21 yaşında bir delikanlının vefatından sonra ben babayla e, aile görüşmesi yapıyorum. Babaya dedim hani e, organlarını bağışlamak ister misiniz diye. Uzun uzun bir muhabbetin sonrasında, görüşmenin sonrasında. Babanın söylediği şey şu oldu. Benim oğlum 7 yaşından beri hastalıklarla uğraştı. E, Kalıtsal bir hastalığı vardı. Hı hı. 7 yaşından beri bu hastalıkla uğraştı. Ne çocukluğunu yaşadı ne gençliğini yaşayabildi. Ben onun çocukluğunun ve gençliğinin bir başkasında yaşamasını istiyorum bunu görmek isterim dedi ve organları bağışladı. Nitekim de o delikanlımızın kalbi 28 yaşında yoğun bakımda yatan bir erkek hastaya hayat oldu. Daha sonra o erkek hastanın bir geri dönüşü oldu kardeşinin bize. Kardeşi telefonda dedi ki abim uyandığında ilk sorduğu şey geldiler mi oldu dedi. Sonra biz de şaşırdık dedi. Ne geldiler mi diye sorduk dedi. Ee, kalbin sahipleri geldi mi diye sordu bize dedi. Yani böyle şeylerde yaşıyoruz. Ee, hı hı. Dediğim gibi biz aksarayda 7'ye yakın e, organizasyon yaptık. En küçüğümüz 8 yaşında bir kız çocuğumuzdu. Ee, onda da baba e, buranın bir köyünden yaylasından hı hı. E, okuma yazması yok belki de. Görüşmede ben ona organ bağışı söylediğimde e, dedi ki. Benim 8 tane çocuğum var. En küçüğü kızımdı. Hı hı. Ee, ben onu hayatım boyunca unutmayacağım. Annesi de unutmayacak. Ama belki kardeşlerinin aklından çıkacak. Belki okulda arkadaşının aklından çıkacak. Ama kızımın böbreğiyle, karaciğeriyle hayata bağlanan insanın ömür aklından boyunca. çıkmayacak. Onun ailesinin aklından çıkmayacak. Ve onlar ömür boyu kızıma dua edecekler. Ee, hani bu imkanı böyle bir güzelliği kızımın elinden almak istemiyorum dedi bana. Bunun eğitimle de alakası yok aslında. Tamamen insanlıkla alakalı bir şey evet. bu. Yani e, insanlık ve biraz da hani e, her insan acıyı ve e, krizi farklı algılar, farklı tabii. yönetir. Tabii. Tamamen içsel bir durum sanırım. Yani Kesinlikle. Allah tabii ki sınamasın çok zor bir durum ama böyle bir tablo karşısında da dediğiniz gibi hani e, sağlıklı düşünebilmek ne kadar mümkün ama ee, organ bağışı çok önemli. Aynen. Şimdi şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum Sayın Öztürk. Yeteri, yeteri kadar beyin ölümü vakası tespit edilebiliyor mu? Yani birazcık da bu konuya değinmek istiyorum. Evet. Şimdi Aynen. bu konuda da yaptığım araştırmalarda gördüğüm kadarıyla ciddi bir eksiklik var, bir kopukluk var. Ne dersiniz? Yoğun bakımlarda beyin ölümü olgusunu tespit etmek aslında o yoğun bakımın kalitesiyle paralel bir şey. Hmm. Hani siz ne kadar beyin ölümü tespit edebiliyorsanız ya da gerçekleşiyorsa siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Her organa müdahale edebilirsiniz. Kalbi hmm. düzeltmek için ilaçlara, akciğeri düzeltmek için solunum cihazına başvurabilirsiniz. Ama hmm. beynin öyle bir hasar gördüğünde beyni müdahale edip de düzeltme şansımız söz konusu değil. Biz aslında diğer bütün organları düzeltiyoruz ama beyni düzeltemediğimiz için beyin ölümü olayı gerçekleşiyor. Evet. Bu olayda da hani sizin ne kadar iyi hizmet verdiğinizle ilgili ee, bizler beyin ölümü tanısını koyma sürecinin zorluğu bundan bir buçuk yıl öncesine kadar size başlangıçta bahsettiğim beyin ölümü tespit komisyonu Hı. daha geniş katılımlıydı. Evet. Ee, son dönemde ee, bu katılımın biraz daraltıp testlerin yoğunlaştığını görüyoruz. Hani biz iki doktor bir araya gelip de bunda beyin ölümü gerçekleşti demiyoruz. Hı hı. Ee, bununla ilgili yaptığımız e, işte anestezi uzmanlarından bahsettim. Anestezi uzmanlarının testleri var. Beyin cerrahından bahsettim. Nöroloji uzmanından bahsettim. Bu her branşın ayrı ayrı e, vaka üzerinde yaptığımız testler var. Gerçekten beyin ölümü var mı diye. En ufak bir soru işareti bile bizi üç gün bekletiyor bir olayda. Hmm. Hani 3 gün sonra tekrarlıyoruz testlerimizi. Hani bir gün iki gün değil emin olmak adına. Ve en büyük e, testimizde bir görüntüleme testi kullanıyoruz. Hani bir tomografi ya da MR çekiyoruz. Beynin MR'ını çekiyoruz gibi. Hani en ufak bir e, şüpheye yer kalmasın ki bizim içimizde de aynı. Çünkü bu inanılmaz bir vicdani sorumluluk yani. Bu, hmm. bu tanıyı koyabilmek e, bu tanıyı koyma süreci de uzun bizler açısından. O yüzden e, işlemin zorluğu tespiti zorlaştırıyor Hı -hı. E, ve oradaki e, duygusal sorumluluk da üzerimizde. Hı -hı. Yani belki 16 yaşında bir çocuğa solunum cihazına bağlı ama sen ona öldü diyorsun. İnsanlar bunu böyle algılıyorlar. Hı -hı. Fakat sen ona bakıp ya da derlerine bakıp demiyorsun. Onu inceliyorsun, üzerinde konsültasyonlar yapıyoruz, testler yapıyoruz. Hı hı. Ancak sonrasında beyin ölümü diyebiliyoruz. Peki her vaka beyin ölümüne gidiyor mu? Yani e, evet. beyin ölümü nedir tam olarak? Yani hani e, her ölüm beyin ölümüyle mi gerçekleşiyor? Hani cehaleti mi Yok, estağfurullah. Ama hani biraz daha anlaşılır olması <laughs> açısından. Hani beyin ölümü, beyin ölümü diyoruz ama evet. şimdi her son beyin ölümüyle mi ee, hani öyle... Bunu izleyicilerimizin algılaması açısından biraz daha basite indirgeyerek Hı -hı. açıklayabilirsek. Şimdi e, beyin ölümü gerçekleşen vakalar genelde kafa travmaları. Bunlar trafik Hı -hı. kazalarında, ateşli silah yaralanmalarında Hı -hı. E, ya da e, Beyin kanamaları var. Travmaların dışında gerçekleşen spontan beyin kanamaları var biliyorsunuz. Evet. İşte tansiyon yüksekliğine bağlı beyin kanaması gerçekleşiyor ve beyni total olarak etkiliyor bu kanama. Orada da bir beyin ölümü olgusu olabiliyor. Ee, bir de beynin uzun süre oksijensiz kaldığı durumlar. İşte bir vakamız vardı 16 yaşında bir kız çocuğumuz okulda e, kantinden çikolata almış yerken e, nefes borusunu tıkıyor. E, hmm. Uzun süre solunum yapamıyor ve beyin ölümü gerçekleşiyor. Böyle vakalarımız da var. Hani bu tür olgularda beyin ölümü gerçekleşiyor. Yani beyin birebir hasar gördüğü durumlarda. İşte atıyorum e, akciğer yetmezliği var, kalp yetmezliği var. Buna bağlı olarak o organların yetmezliğine bağlı olarak gelişen vakalarda beyin ölümünün gerçekleşme ihtimali söz konusu olmuyor tabii. Hı hı. Hani e, uzun süre oksijensiz kalması gerekiyor, hipoksik kalması gerekiyor evet. dedim ya. Zaten bizim yoğun bakım takipimizde olduğu için bu tür vakalarda öyle bir olayla karşılaşılmayınca, beyin ölümü de gerçekleşmiyor. Hani yatan hastaların durumuna bağlı. O vakalarda beyin ölümü daha çok gerçekleşiyor. Evet. şimdi genel olarak kadavradan nakilleri arttırmaya yönelik Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir farkındalık kampanyası var. Aksaray'da Sağlık Müdürlüğü ile koordinatörlük birimi olarak ee, yürüttüğünüz çalışmalarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz özellikle bu yıl içerisinde? Ee, bu yıl içerisinde biz bir kampanya başlattık. İl Sağlık müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bir kampanyamız var. Ee, belediyemizin de desteklerini alarak ilk etapta billboard çalışmalarımız oldu. Ee, stand çalışmalarımız meydanda da olacak inşallah yakın zamanda. Ee, Müftülükle bir görüşmemiz var konuyla ilgili bu tür programlara gelirken ya da üniversitede e, toplu yerlerde konuyla ilgili eğitimler verirken Müftülükten de yanımızda görevliler olsun istiyoruz. Onlardan böyle bir destek bekliyoruz. Hı hı. E, sayın Valimizle bir görüşmemiz olacak inşallah kısa sürede. Ondan da konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğümüzle e, okullarda e, hedef kitlemize uygun özellikle liselerde bununla ilgili hı hı. eğitimler vermek istiyoruz. Evet. E, planlamalarımız e, bu aşamada. Eee İl Sağlık Müdürlüğümüzün de e, işte bu eğitimleri materyal olarak destekliyorlar kendileri. Eee bununla ilgili e, broşürlerimiz, afişlerimiz, e, bunların organizasyonları yapılıyor. En kısa zamanda halkımızda daha çok yerde e, organ bağışıyla ilgili konuyla karşılaşacaklar. E, bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Buyur size, lütfen. Kök hücre naklinden. Buyur. Bu bizim aslında koordinasyonumuz dışında olan bunu Türkiye'de Türk Kök Vakfı yürütüyor, ee, Kızılay'la birlikte çalışıyorlar bu konuda, ee, ayrı bir sistem aslında. Ama bizi de çok ilgilendiren bir olay çünkü organ naklinden daha sempatik geliyor insanlara kök hücre nakli. Ee, biliyorsunuz ayda belli periyotlarla merkezde 15 Temmuz meydanımızda Milli İrade meydanımızda Kızılay'ın çadırı oluyor evet. kan almak için, kan toplamak için. Buralara ee, iki tüp kan veriyoruz ve kök hücre bağışçısı oluyoruz. Bizler oraya kan verdikten sonra e, doku testlerimiz çalışılıyor. Doku testlerinden sonra bir sisteme kaydediliyoruz ve kök hücre nakline ihtiyacı olan e, kişilerle o sistemden dokuları karşılaştırılıp uygun donörler e, tespit edilip kök hücre nakli için merkezlere çağrılıyor Burada bütün masraflar Türk kök tarafından karşılanıyor. Türk kızlayı evet. tarafından karşılanıyor. Şöyle aslında şuna değinmek istiyorum. Hı hı. Daha önce ben de bir vakadan dolayı kök hücre nakli için kan bağışında bulunmak istemiştim ama hı hı. bu yeni bir uygulama mıdır? Çünkü Ankara'daki hastanelere yönlendirmişlerdi. Yani böyle bir evet, kan evet. bağışında bulunabilmemiz için kalkıp Ankara'ya gitmemiz gerekiyordu ama şu anda bugüne bakarsak da evet. kan bağışı işte Kızılay'ın çadırlarında belirtmemiz mi gerekiyor kan bağışında bulunurken? Onlar size bulunurken? sorarlar yüksek ihtimalle ama biz kadınlarda da tabii kan bağışı çok bulunmadığımız için, bulunamadığımız için fizyolojik olarak bize çok evet. uygun değil kan bağışlamak. Ee, bizim oraya gidip yapmamız gerekiyor. Hani erkekler yine meydanda falan Hı. karşılaşıp bağış için girdikleri zaman onlara soruluyordur mutlaka. Ee, bu kök hücre dediğimiz şey de aslında ilik nakli diyoruz ya eskiden. Evet. Böyle insanlara çok korkulu geliyor kemik iliği nakli işte ameliyathaneye girecek. Hı. Kemikten ilik alımı yapılıp transfer edilecek gibi. E, şimdi bu sistem tamamen değişti. Artık kök hücre nakli e, bizim. Eğer kök hücre nakli yapan bir merkez varsa doku hı hı. çalışacak laboratuvarı da vardır. Oralara da yapılabilir. Size denildiği gibi yani Ankara'ya da gidip bir hı hı. hastaneden bağış yapılabilir. E, ama 2015 yılından beri bu bağışlar Kızılay'la birlikte, e, Türk Kök Vakfı ile Kızılay'ın birlikte yürüttüğü bir sistemdir. Organizasyonla yapılıyor. Bizim artık bir kök hücre bankamız var lütfen. ülkemizde. Bu bankaya bütün insanların kaydolması gerekiyor. Çünkü 50 binde bir e, uyumluluk ihtimali var. Aslında şöyle e, bu sohbetten şöyle bir çıkarım yapmak istiyorum izninizle. Hı -hı. yani Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Aslında toplum olarak duyarsız insanlar değiliz ee, ama bazen e, prosedür ve e, nereye başvuracağımızı bilmeyişimiz de bizde birçok bir şeyden alıkoyuyor. Yani hani işte bir organ bağışı sürekli duyuyoruz işte e, e, kamu spotları var işte Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalışmaları var. Yine aynı şekilde kök hücre e, nakli tedavileri ve zaman zaman işte haberlerde ve sosyal medyalarda işte e, çağrıda bulunan insanlar Hani e, bu ihtiyacı olan insanlara e, izliyoruz, onların serzenişlerini ve yakarışlarını duyuyoruz. Ama hani el uzatmak istediğimizde de e, bazen hani nereye başvurabileceğimizi bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya da işte yaşadığımız şehirde e, bu olanaklara e, sahip bir oluşum, e, tesis diyeyim artık yok, e, kalkıp gidemiyoruz. Dediğimiz gibi bilinçlenmek galiba her şeyin başında. Aynen her şeyin başı bilinçlenmek. Ee, bu konuda bilgi isteyen halkımızı da hı hı. sadece bağış için değil, yani biz organ bağışı için de bekliyoruz bir hastaneye yani. ve il sağlık müdürlüğümüze. Ee, Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız bizlere müracaat edebilirler, bizler sistemlere girişlerini yaparız. Sadece bu konu değil, konuyla ilgili öğrenmek istedikleri, sormak istedikleri, merak ettikleri ne varsa bizlere ulaşabilirler. Evet. Hastanede, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şimdilik C blokta biliyorsunuz yakın zamanda binamız değişecek evet. taşınacağız inşallah. Şimdilik C blokta üçüncü katta organ bağış birimimiz var ben e, orada vatandaşlarımızı karşılıyorum merak ettikleri bütün sorulara cevap vermek için onları orada bekliyor olacağız. İl Sağlık müdürlüğümüzde aynı şekilde hı hı. orada da hem bağışçı olup hem de konuyla ilgili bilgilenmek isteyebilirler. Aslında geliyor insanlar bilgi sormak için. Hani hastanede hı hı. E, hiç gelmiyor da değil şimdi haksızlık da etmeyelim aksaray halkımıza. E, hem kök hücre için hem organ bağışı için gelenler var ama bizlerin ayaklarına gitmesi gerekiyor daha çok insanlara. Çok Çünkü gelenlerin oranı bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmeyenlerden çok çok daha az. O hı hı. Bizden yüzden e, herkesi hem bağışçı olmak için hem bilgilenmek için kurumumuza bekliyoruz. Peki Sayın Öztürk artık e, programımızın sonuna geldik. Yavaş yavaş veda edeceğiz. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı konuya dair? Eksik kalan diyelim. <laughs> Eksik kalan değil de organ bağışına e, insanların, herkesin yaklaşımı çok farklı oluyor. Kimi dini inançlardan, e, kimisi sosyal fobilerden işte hani o ameliyat korkusu vesaire bu tür şeylerden dolayı başç olmak istemediğini belirtiyor. Bir çocuğunuza, eşinize, annenize, babanıza herhangi birine böyle bir olay başına geldiği zaman belki de çocuğunuz için hayattayken çıkarıp kalbinizi vermek istiyorsunuz. Hani ben öleyim ama o yaşasın diyorsunuz. Siz bu dünyadan göçüp giderken sizin organlarınızla yaşama tutunabilecek evlatlar, anneler, babalar Gençler, delikanlılar var ve lütfen karar verirken onları da düşünerek karar versinler. Ben hep şunu derim: Organ bağışı insanların sağlıklı, saatli, huzurlu yaşadıkları bir ömrün zekatını verip bu dünyadan göçmeleridir diye. Ee, organ bağışı candan cana yapılacak en mi? büyük sadakadır aslında Hı -hı. hani tüm konunun özeti bir slogan diyebiliriz. Hı -hı. Evet, buyurun bitirin lütfen. Artık evet. veda edeceğiz. Program için çok teşekkür ederim. Başta belediye başkanımız olmak üzere bizlere bu imkanı sundukları için. Siz halkımızı da daha duyarlı olarak kurumumuza bağış için bekliyoruz. Peki teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevgili seyirciler gündem özel programında organ bağışı ve organ nakli konusunu ele aldık. Konuğumuz ise Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ ve dokun nakil koordinatörü hemşire Mevlüt'e Öztürk hanımefendiydi. Gerçekten bilinçlenmemiz gereken bir konu. Herkesi organ bağış konusunda duyarlı olmaya ya da en azından bilinçlenmeye davet ederek sizlere veda edelim. Gündem Özel Programında başka bir konu ve konukla tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle sevgiyle hoşçakalın. Müzik